Evet, şu anda 1600 metre yükseklikte. Şu tepe 2000 metre yükseklikte. Karadeniz'in en yüksek yaylalarından birisindeyiz. Karadeniz'de en son kar Hacı Ağaç Yaylası'ndan gider. Bitki örtüsüyle, suyuyla, havasıyla tamamen Karadeniz bölgesinde ender yaylalarımızdan birisidir Hacı Ağaç Yaylası. Örneğin şu çimi, şu ayağımızın altında basmış olduğumuz bir çim, ne kadar basarsanız basın, bakın aynen olduğu gibi kalır, yaylanır. Sert bir çimdir bu yayla çimi. Yani bu Türkiye'de 4 tane yaylada vardır bu çimden. Başka yaylada bulamazsınız. Türkiye'nin bu konuda çok iddialıyız biz. Bitki örtüsüyle, suyuyla, havasıyla, yapısıyla, her şeyiyle Türkiye'nin en güzel yaylalarından birisidir Hacı Ağaç Yaylası. Örneğin Türkiye'de Anzer Yaylası, Anzer balı meşhurdur. Bilirsiniz, bal olarak Anzer yaylalarında üretilir. Karadeniz'de de Hacı Ağaç Yaylası'nın kuzusu meşhurdur. Şimdi bu çim ve şu kayalıkların altı komple kekik otudur. Tamamen o kayalar devam eder Taşköprü tarafına doğru. Buradan bu tarafa doğru devam eder böyle. Gölet Yaylası, Gölet Tepesi'ne kadar devam eder. Bu kayaların olduğu bölgelerde ve şu aynı zamanda şu yamaçlarda kekik otlarımız vardır bizim. Çoktur bu bölgede kekik otu. Bunun çayı da içilir aynı zamanda. Ama yaylanın kuzuları da bu kekik otlarıyla beslenir. Yani bu kekik otlarıyla beslenen kuzuların etinin kokusu, tadı, her şeyi bambaşkadır. Lezzeti bambaşkadır yani. Karadeniz bölgesinde başka hiçbir yerde bu kuzulardan bulamazsınız. Bu lezzeti bulamazsınız. Mesela biz burada şimdi yayla şenliğinin olduğu gün sırık kebabı yapacağız. İnşallah tadacağız o gün, o gün hep beraber. Yani o sırık kebabındaki lezzeti hiçbir yerde, hiçbir Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir ette tadamazsınız. O kadar farklıdır yani. İnşallah ayın 11'inde hemşerilerimizi yaylamıza bekliyoruz. Daha doğrusu ayın 10'unda biz buraya çıkacağız, çadırlarımızı kuracağız. Tabii geceden kalacağız burada. Önümüzdeki yıllarda bunu yayla şenliğinin gününün sayısını artırmayı düşünüyoruz. Bu sene ilk olması nedeniyle bir günle başlayacağız inşallah. Şimdi beraber bir yoldan geldik. Türkiye'den beraber bir yoldan geldik. Yolun durumunu gördünüz. Yol harikaydı. Gerçekten ben bu yolun bu duruma geleceğini hiç düşünmüyordum yani. İlçe kaymakamımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarına, özel idare çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir çalışma yaptılar. Kısa zamanda bu yolu bu hale getirdiler. Yayla şenliğine gelecek olan hemşehrilerimizin rahat bir ortamda buraya gelmesini sağlayacaklar. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. İlçe kaymakamımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi neden yayla şenliği yapıyoruz? Neden bu kadar bu işi önemsiyoruz derseniz, bunun nedeni şudur. Bizim Türkiye'lilerin çoğunluğu gurbettedir. Almanya, İstanbul, Avusturya genellikle. Özellikle İstanbul'da nüfusumuz yoğunluktadır bizim. Birinci kuşak gitti, ihtiyarladı. Kimisi öldü, kimisi ihtiyarladı, gelemiyor. İkinci kuşak evini aldı sağdan soldan. Çocuklarının derdine düştü, o yüzden gelmiyor. Üçüncü kuşak memleketini unuttu, memlekette akrabalarını unuttu. Kimse kimseyi tanımıyor. Hısımını, akrabasını bilmiyor üçüncü kuşak. Çünkü biz burada Türkiye'de yaşayanlar olarak bunların buraya gelmesi için bir sebep oluşturmamışız. Bir organizasyon yapmamışız. Bunların buraya gelmesini sağlamak için çeşitli organizasyonlar yapmak zorundayız. Bu nedenle yayla şenliğiyle başladık biz bu işe. Dernek olarak bu işin öncülüğünü yaptık. İlçe kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımız bu işin öncülüğünü yapıyorlar. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bu şekilde hem ilçemizin tanıtımını yapacağız, hem yaylalarımızın tanıtımını yapacağız. Çok yakında olan sayısız şelalelerimizin tanıtımını yapacağız. Mağaralarımızın tanıtımını yapacağız. Kanyonlarımızın tanıtımını yapacağız. Eşsiz doğal güzelliklerimizin tanıtımını yapacağız. Hemşerilerimizle burada buluşacağız. Hısım akrabalarımızla tanışacağız, kaynaşacağız. Bir araya geleceğiz, eğleneceğiz. O yüzden yayla şenliğini önemsiyoruz. Destek olan, yayla şenliğimizin yapılmasına katkısı olan herkese buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Herkesi 11 Ağustos'ta Hacı Aç Yaylası'na, Türkiye'nin en güzel yaylasına bekliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Az daha git abi. Az git abi. Sarmaşık Yaylası. Neresi Sarmaşık? Bak şurada görünen vadi var ya, Sarmaşık Yaylası. Az onun ilerisindeki Ebeköy Yaylası. Orada İslam Yaylası var bir tane de. İslam Yaylası var. Şimdi burası, yani bunların üçü de Sarmaşık Köyü'nün yaylaları bunlar. Evet. Buradan böyle devam ettiğimiz zaman bu kayanın altından doğru böyle ileride Kapıkaya denilen yere varıyoruz. Oradan kum alınan yer var. Cingen Konağı denilen yer. Oraya varıyoruz. Cingen Konağı'nın oradan bir tarihi yol giriyor buraya doğru. Roma yolu diyorlar buna. Pardon, Rum yolu. Rum yolu. O yol buradan böyle şuradan alttan, şuradan az ileriden çıkıyor bak. Bu kayanın altından doğru böyle geliyor o tarihi yol. Evet. Buradan böyle, buradan az ileriden çıkıyor. Yani bunu yürüyüş yolu olarak Milli Parklar Müdürlüğü buraya açacak. Orman Su İşleri Müdürlüğü buraya yakın zamanda açacaklar. Yani şu görmüş olduğunuz yer, şu kayalıklardan. Evet, oranın ilerisinde Gölet Tepesi var yani. Gölet Tepesi'nin adının Gölet Tepesi olmasının nedeni de kayanın tepesinde gölet olması. Kapıkaya, onun az ilerisi de Kapıkaya. Kapıkaya olmasının sebebi de tarihi bir geçidin olması oradan. Eski Rum geçidinin olması. Yani Kapıkaya olmasının nedeni de o. Yani şimdi bu bölge, ondan sonra az ileriden devam ettiğimiz zaman o şelalelerin olduğu bölge. Hacı Aç, burası komple şu an Orman Su İşleri Müdürlüğü'nün çalışması devam ediyor bu bölgede. Milli park olacak buralar inşallah.